Arkadaşlar, yuvam server üzerine WordPress kurulumunu göstereceğim. Hemen WordPress dosyamızı indirelim. WordPress TR olarak aratıyorum. WordPress TR siteye giriş yaptıktan sonra sağ tarafta WordPress 4.1.1 sürümünü indirdikten sonra kurulum dosyamız şu şekilde inmiş oluyor. Bunu hemen klasörü çıkartıyorum. Daha önce var değiştirilsin mi? Evet dedim. UAMP C dizinini attıktan sonra exe dosyamızı açıyoruz. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Apache Config üzerinde 82 portunu kullanıyorum. 80 portumu farklı bir program dinliyor. Tamam. Şöyle yapalım hemen. Localhost 82 diyelim. Giriş yaptık. UAMP açıyorum. Site aynı yere giriş yapar. Folder dediğimiz zaman www klasör içerisine hemen bir hücur diye klasör oluşturuyorum. Bu klasör içerisinde ben kurulum dosyalarını atacağım. Yani WordPress'i bu şekilde kuracağız. Hepsini kopyaladım. Tamam. Burada WP Config Simple dosyası. Biz ayar yaptıktan sonra, yani veri tabanı oluşturup bilgileri girdikten sonra otomatik olarak wp-config.php dosyası oluşturacak. Şöyle yapıyoruz. Hemen php admin'e giriş yapıyoruz. Kullanıcı adı root. Şifremiz de root. Ben farklı bir şifre tanımlamıştım. O şekilde giriş yapıyorum. Siz root olarak giriş yapacaksınız. Şimdi yeni bir veri tabanı oluşturmak için sol üstte yeni diyoruz. Veri tabanı Burak dedim. Oluştur dedik. Evet, oluşturma tamamlandı. Bakın Burak, Mucur, MySQL farklı veri tabanları. Ben Burak veri tabanı üzerinde işlem yapacağım. Yani bu veri tabanı üzerine WordPress kuracağım. Yetkileri kontrol et diyorum. Yetkileri düzenle. Parola değiştir. Bir parola koyuyorum. Git dedim. Tamam. Kullanıcı adımız root, veri tabanımız Burak, şifremiz 1Q2W3EII. Şöyle yapalım. Şunu Burak yapalım. Tamam. Bilgilerimiz bu şekilde. Biz şimdi localhost 82 slash Burak diye mi klasör açmıştık? Ne diye klasör açmıştık bakalım. Mucur diye klasör açmışız. Mucur dedik. Hemen wp admin setup config dosyası içerisine yönlendirdi. Buradan bize veri tabanı, kullanıcı adı, şifre girmemizi istiyor. Başlayalım dedik. Veri tabanı ismimiz. Hemen giriyoruz. Burak. Kullanıcı adımız root. Şifremiz 1Q2W3EII. Veri tabanı sunucumuz localhost. Bazı sunucularda şu an biz localhost kurduğumuz için bunu yazıyoruz. Buraya IP de girebilirsiniz. Aynı zamanda bazı sunucular IP veriyor. Yani mesela Natro localhost sunucusu değil de IP olarak kullanıcı giriş yapıyor. Veri tabanı sunucusunu oluşturuyor. Biz şu an localhost'u kullanacağız. Gönder dedik. Bakın wp-config dosyasını gönderdi. İçini inceleyelim. Bakın bizim veri tabanı adımız, kullanıcımız, şifremiz, localhost. Otomatik olarak bilgiler buraya gönderildi. Kuruluma başlıyoruz. Site başlığı Burak Karapınar, şifre admin s takısı koyalım sonuna. Parolamız aynı olsun. Çok zayıf dedi. Olsun. Şöyle yapalım. Mail adresimizi yazıyoruz. WordPress'i kur diyoruz. Kurulum işlemi bu kadar. Giriş deyip admin kullanıcı
kullanıcı adımız belirlediğimiz şifreyle giriş yapıyoruz. VP admin. Evet. Panelimiz burası. Kurulum bu şekilde. Bir de siteye giriş yapalım. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet, bu şekilde kurulum oluyor. Şimdi bir de şey olarak yapalım. Çalışan bir site üzerine, yani aktif olan bir site üzerine, localhost değil de bir site üzerinden kurulum yapalım. Bunun için ilk önce kendi sitem üzerine ve daha şöyle bakalım bir neresi var. Ben yine kendi sitem üzerinde kurulum yapayım. Public HTML içerisine şöyle bir klasör oluşturuyorum. VP2 dedim. Yani VP2 üzerine içerisine bir WordPress oluşturacağım. Klasöre çıkarmıştık. WordPress dedik. Kurulum dosyalarının hepsini Faizila'dan gönderiyorum. Bu arada buna bağlanmak için şunu söyleyeyim. Sunucumuz ftp.2.burakkarapınar.com.tr. Kullanıcı adı şifre. Buraya 21 yazın ya da yazmayın. FTP portudur. Direkt olarak bağlanır. Bunları yazdıktan sonra sunucumuza bağlanıyoruz. Önümüze direkt şu şekilde bir sayfa geliyor. Bak, şöyle geliyor direkt. Mesela tekrar bağlan diyelim. Burada bağlandıktan sonra şu şekilde bir sayfa geliyor. Buradan public HTML içerisine giriş yapıyoruz. Bütün klasörlerimiz burada. Bizim bu public HTML'imiz burada da www klasörümüz. Aynı. İsmi değişik. Burada www, burada public HTML. Hiçbir değişken yok yani. VP2 klasörün içerisine kurulum dosyalarımızı atalım. Şöyle yapalım. Kurulum dosyası bittikten sonra devam edeceğiz. Videoyu şu an durduruyorum. Dosya aktarma işlemimiz tamamlandı. Şimdi sitemizin paneline giriş yapacağız. Cpanel diyorum. Kullanıcı adı şifremize giriş yapıyoruz. Şimdi bu cpanel'de veri tabanı oluşturacağız. Aşağı inip MySQL veri tabanları diyoruz. Hemen veri tabanı yazalım. VP2. Geri dön dedik. Daha önce böyle bir şey varmış herhalde. Bu kullanıcı adıymış. Şöyle yapalım. Yok, oluşturmamışız. Tamam. Veri tabanı adı VP2. Bunları not alalım. Şimdi yeni bir kullanıcı ekleyeceğiz. VP22 olsun bu da. Şuradan bir şifre üretelim. Bunu aldık. Şifre kullan dedik. Bir kullanıcı oluştur dedik. Hemen şifremizi şuraya yazalım. Kullanıcı adımız da şuradan gelecek. Şunu alalım. Geri dön dedik. Evet. Şimdi yetkilendirme işlemi yapacağız. Yetkilendirme işlemi yapmazsanız hatalısınız. Yani veri tabanına bağlanamazsınız. VP22 VP2 ekle dedim. Tüm ayrıcalıkları işaretledim ve değişiklikleri uygula diyoruz. Yetkilendirme yapılandırılıyor. Tamam, yetkilendirme başarıyla yapıldı. Şimdi sitemize giriyoruz. com.tr. Hangi klasör içerisine atmıştık biz? Hemen geri gelelim. VP2. VP2 diyoruz. Bakın, hemen VP admin setup config dosyasının içerisine yönlendirdi.
Aynı sayfa, kurulum aynı, her şey aynı. Başlayalım. Veri tabanımızı kopyalayalım. Veri tabanı ismi, kullanıcı adı, boşluk olmamasına dikkat edin. Şifre. Bakın, hatalı girelim mesela. 2 dedim sonuna. Gönder dedim. Bakın, wp-config dosyasında veri bağlantısı hatalı şu yok. Veri tabanı bağlantısı hatalı. Tekrar deneyin. Bakın, bu sefer şifreyi düz giriyorum. Gönder diyorum. Karşılaştırıyor bizim kurmuş olduğumuz veri tabanıyla. Eğer doğruysa kuruyor, yanlışsa hata veriyor. Bakın, şu an doğru kurulum yaptık. Yani bilgileri, bağlantıyı doğru yaptık. Şu an site bilgilerini gireceğiz. Buraya da ne yapalım? Mucur Mayo 2B diyelim. Kullanıcı adı admin. Şifremiz 1Q2W3EII. Mail adresimizi yazalım. Hatta şifremizde şunu kullanalım. Daha güvenli olur. Ama siz olun, aynısını kullanmayın. Şunun sonuna bir de şöyle karakter ekleyelim. Tamam. WordPress'i kur dedim. Kurulum tamamlandı. Giriş yap demesi lazım. Tarayıcı da cookie tutmuş. Kurulum tamamlandı ama bir sıkıntı yok. WP2 klasörün içerisine giriyoruz. Bakın, WordPress kurulmuş. Admin paneline bağlantı için wp-admin yapıyoruz. Kullanıcı adımız ne yapmıştık? Admin. Şifremize de şöyle bir karakter eklemiştik. Admin değilmiş. Ne yaptık biz kullanıcı adımızı? Şu an hatırlayamadım. Tamam. Unuttuk diyelim kullanıcı adımızı. Onu bulmayı da göstereyim. PHP admin'e giriş yapıyoruz. Veri tabanımızın adı neydi? WP2 değil mi? Buna giriş yapıyoruz. Veri tabanımıza bağlanıyoruz. WP user tablosuna gelip kullanıcı adımız adminmiş. Tamam. Neyi yanlış yaptık? Şöyle admin diyelim. Şifre de şöyleydi. Kopyalayalım. Tamam. Şu an giriş yaptı. Buradan admin. Bakın, bu MD5 ama bu WordPress'in kendi şifreleme şeyi. Bunu kırmak çok zor. Mesela örnek veriyorum, şifrenizi unuttunuz, hiç giriş yapamıyorsunuz. Hemen Google'a MD5 oluştur yazın. Buradan mesela herhangi bir yere girelim. VM aracına girelim. Bir şifreleme, istediğimiz kelime. Burak 123 büyük Q yapalım. Kopyalayalım. MD5. Bunu alırsanız buraya düzenle dersiniz. Şuraya çift tıklarsınız. Yapıştır dersiniz. Bakın, MD5 olarak yapıştırdık. Ne oldu? Şifremiz yenilendi. Şifremiz ne oldu? Burak 123Q. Hemen deneyelim bunu da. WP admin'e girdim. Bakın, bizi yönlendirdi. Admin. Admin. Giriş yaptım. Bakın, WP admin direkt girdi. Eğer şifrenizi unutursanız bu şekilde ya da mail olarak sıfırlayabilirsiniz. Şimdi hemen tema yüklemesini göstereyim. Burada yazıları kontrol edebilirsiniz ek olarak, kategori. Bunları sonra da gösteririm. Görünüm kısmında temalar, özelleştir, tema özellikleri, menüler, düzenleyici, eklentiler, kullanıcılar, kullanıcı tanımlayıp yetkilendirebilirsiniz. Araçlar, ayarlar, genel ayarlara gelelim. Burada sitenizin sloganı, yani Google'da aramalarda çıkması için title'ın altında bulunan slogan yapabiliriz.
başka dünya. Artık nasıl isterseniz. Üyelik isteyen herkes kayıt olabilsin. WordPress'te bot sorunu var mesela, spam botlar yolluyor. Bunun için çeşitli eklentiler, pluginler var. İsteyen işaretler, isteyen işaretlemez. Site başlığını ayarlayabilirsiniz. Bakın burayı ben 2B yapmıştım. Sonuna da Burak yazdım. Bakın hemen zaten burada da kendisi yazıyor. Burak yazalım. Değişikliği kaydet diyelim. Diyemiyoruz tabii ki. Şöyle bir tekrar açalım. Şuraya Burak diyelim. Hemen aşağı inip değişiklikleri kaydet diyelim. Tamam. Sitemizin adına gidelim. Mucur Mayo Burak oldu. Bir başka WordPress sitesi. Şimdi tema nasıl yükleyebiliriz? Nereden yükleyebiliriz? Şu şekilde görünüm kısmında temalar diyoruz. Yeni ekle. Bu WordPress'in bize vermiş olduğu default temalar. Biz de bir tema ver diyelim elimizde. Mesela zip dosyası olarak geliyor genellikle. Tema yükle dedik. Göz at dedi. Burada ben içeri temasını indirmiştim. Zip dosyası olarak aç dedim. Şimdi kur dedim. Şu an tema yüklüyor. Var olan tema. Bakın burada genel diye bir kategori var. Genel kategorisinin içerisinde bir adet yazı var. Merhaba dünya. Tema çok mu büyükmüş ya? 10 megabayt. Evet arkadaşlar, tema yüklendi. İçeri temasında bir sorun çıktığı için yeni tema indirdim. Bunu da göstereyim. Bu temayı indirdim WordPress'in kendi sitesinden. Yani görünüm bu şekilde. Hatta temosuna göz atalım. Evet, bu şekilde tema geldi. Tamamıyla İngilizce. Bunu editleyip Türkçe yapabiliriz. Tema geldikten sonra etkinleştir diyoruz. Evet, temamız geldi. Hemen sitemize bakalım. Şurada açıkta. Yenile diyorum. Evet. Temamız geldi. Kurulum ve tema kurulumu bu şekilde. Site de bu şekilde kuruluyor. Tema düzenleme, sitenin bileşenleri, plugin ekleme, hepsini tek tek göstereceğim. Eklentiler kısmından yeni ekle deyip burada plugin ekliyorsunuz. Eklentilerde arayabiliyorsunuz. Mesela burada SEO diyelim. Bir arama yapalım. En çok kullanılan, en güncel kullanılan SEO eklentileri. Ya da galeri diyelim, resim galerisi, kullanılan resim galerileri, NextGen çok kullanılıyor mesela. Buradan şimdi kur dediğin zaman otomatik olarak kurar, aktifleştirir, ama haricen dışarıdan indirdiğiniz zaman bunu yeni ekle deyip, aynı tema yükler gibi eklenti yükle deyip zip olmasına dikkat edin. Zip harici hiçbir dosya yükleyemezsiniz. Yükledikten sonra aktifleştir diyorsunuz ve yük
yükle eklentiler kısmına geliyorsunuz. Burada yüklemiş olduğum bütün eklentiler çıkar. Ben örnek olarak hemen şuradan bir tane örnek plugin yükleyeyim. Ne yükleyelim mesela? Mesela VP Super Cache. Bu da temanızın ön bellek, yani sitenizin daha hızlı çalışması için cache tutar. Ön bellekler tarayıcınızı indirir otomatik olarak. Verileri indirir. Sitenize daha hızlı bağlantı sağlamanıza gerek. Hani birden fazla bağlantı yapan kişiler için. Bakın şu an zip dosyasına WordPress'in plugin klasöründe VP Super Cache dosyasını indiriyor. İndirdikten sonra kuracak. Aktif etmemizi isteyecek. Yazılar kısmında yazı ekleyebiliyoruz, kategori ekleyebiliyoruz. Bu kategorileri göstermek için de görünüm kısmından menü kısmına gelip burada menü ismi oluşturup kategoriler kısmından tıklayıp menüyü ekliyoruz ve menüyü kaydediyoruz. Bunların hepsini tek tek göstereceğim. Şu an sadece kurulum yaptık. Tema kurulumunu öğrendik. Pluginimizde kurulsun. Videomuzu sonlandıracağım. Eklentimiz yüklendi. Eklentiler sayfasına eklenti yükleme başarısız demiş. Hedef klasör zaten var. Yüklemiş. Yani ikinci defa yüklemeye çalışmışız. Buradan VP Super Cache eklentimizi plugini etkinleştiriyor.